Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Futbol A takımın direktörümüz Emre Berezoğlu bizlerle. Önce hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçelim. Buyurun hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Tabii benim de teknik direktörlük kariyerimin ilk maçı olması itibariyle kazanmak çok güzel. Kazanmak her zaman kolay olmuyor. Bence genelde de zaten zor oluyor. Ama kazanmanın keyfi gibisi de yok. Mutluyuz. Oyunu içeride değerlendirdiğimizde iki farklı yarıdan bahsedebiliriz. Özellikle ilk yarıda arkadaşlar maçtan önce çok motiveydiler. Aslında 5-6 günlük periyotta da çok da iyi çalıştık. Motivasyonumuz da çok ciddi yüksekti. İstekli ve arzuluydu bence yine takım ama tam istediğimiz seviyede oyunu topla ve topsuz istediğimiz şekle getiremedik. Daha çok bir gol bulsaydık belki daha başka bir şeyler olabilirdi planlamamızda. Sonuç itibariyle ikinci yarıdaki golden sonra, ikinci yarıdaki iyi başlangıçla beraber takım ikinci yarıda bence biraz daha bizim istediğimiz oyunu oynamaya çalıştı. Mutluyum. Bütün takımdaki oyuncularıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. İlk maçımda bana bunu armağan ettiler. Aynı zamanda da çok ciddi bir mücadele ortaya koydular. Bu anlamda takımıma teşekkür ediyorum. Sorularımız var mı? Buyurun Ozan Bey. Ozan Koçar, tebrik. İlas Haber Ajansı. Hocam tebrikler. Teşekkür ederim. Yıllarca Türk futboluna futbolcu olarak hizmet ettiniz ve ilk maçınızda galibiyete tanıştınız. Sahanın içiyle sağ kenarında teknik adam olmak nasıl bir duygu? İlk maçınız neler hissettiniz? Mutlaka heyecan oluyor. İkisi arasında çok ciddi farklılıklar var. Sahanın içi daha çok pratik ettiğim, daha bildiğim, çocukluğumdan beri içinde olduğum yer. Şu an başladığım noktada çok ciddi deneme isteyen ve tecrübe isteyen bir görev. Tabii ki Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün de sırtınızda hissettiğinizde bu yükü. Bu daha da ağırlaşıyor. Kolay bir göreve soyunmadık. Ama Fenerbahçe için de her türlü görevin altına girebileceğimizi, her türlü taşın altına elimizi sokabileceğimizi de söyleyebilirim. Teknik direktörlük benim deneyimlerimle beraber gelişecek ve aynı zamanda da edeceğim tecrübelerle çok daha gelişecek bir pozisyon. O yüzden istediğim, inandığım güçlü bir oyun var. Bunu oynatmak adına da elimden geldiğince kulübüme destek olmaya çalışacağım. Bu 9 hafta boyunca da bunu toparlayabilecek kalitemiz de var. İnanıyorum becerimiz de var. İnşallah oyunsal anlamda çok daha gelişmiş, çok daha doğru oynayan, güçlü oyun oynayan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar taşırız ve camiamızın şampiyonluk kupa hasretine son veririz. Tabii öncelikle Samata için mutluyum. Çünkü çok büyük beklenti ile geldi kulübümüze. Çok düzgün, çok karakterli. Tamamen hayatını futbol adamış bir futbolcu. Gördüğüm en profesyonel oyunculardan bir tanesi. İstediği gol ortamını yakaladığında ben Samata'nın gol sayısını çok daha yükselteceğini düşünüyorum. Oyun planının da gelişmesiyle inanıyorum takımımızdaki mevcut golcülerimizin gol sayıları da artacaktır. Samata için mutlu olduğumu söyleyeyim. Yani kolay değil. Fenerbahçe kendisi aslında 65 gündür kazanmıyordu. Artık maçlar İç saha diyoruz ama Fenerbahçe'nin iç sahadaki en büyük gücü de taraftarı. Bunu da kabul etmemiz lazım. 65 gündür galip gelmeyen bir takım bugün 1-0 kazandı. Evet, oyunu eleştirdiğimiz kendi içimizde de noktalar olmasıyla beraber doğru bulduğumuz noktaları da var oyunun. Böyle düşününce çok önemli, çok değerli bir galibiyet haline geldi rakiplerimizin de maçlarını kaybetmesiyle beraber. Ama lig daha 9 haftalık zorlu maçların bizi beklediği bir maraton. Evet, boyu kısalsa da yine her maçı ayrı ayrı düşünüp öyle motive olacağız. Sonunun güzel olacağına inanıyorum inşallah. Bugün zor başladı ama sonunun iyi olacağına ve güzel olacağına inanıyorum. 5 puan, 15 puan kapanır mı? Ben arada 5 puan yok zaten. O yüzden şu an mevcutta 2 puan var. Oynanmamış maçın puan hesaplaması yapılmayacağını ben inanıyorum. Futbola gönül vermiş herkes benim gibi düşünür. O yüzden 2 puan var arada. Tabii yani herkes puan kaybedebilir ama biz yeterince puan kaybettiğimiz için buna tahammülümüz olmadığını söylemem gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz ve
oyunumuzu daha güçlendirerek kazanmak istiyoruz. O yüzden yolumuz kolay değil. Zorlu bir dönem bizi bekleyecek. Ama bunun üstesinden gelebilecek oyuncu kalitemiz ve bilgimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız. Yani Samata için mutluyum ama benim mevcutta çok değerli oyuncularım var her mevkide. Özellikle santrafor mevkisinden konuşmak da istemiyorum. Diğer mevkilerde de oynatamadım ve oynatamadığımdan dolayı üzgün olduğum arkadaşlarım da var. Sonuçta 11 kişiyle sahaya çıkıyorsunuz ve 5 tane de değişiklik yapabiliyorsunuz. O yüzden her oyuncum değerli ve kıymetli. Maç maç ilerleyeceğiz. Her maçın başka senaryosu var. Bugün çok iyi oynamış bir oyuncuyu önümüzdeki hafta değerlendirmeyeceğimiz dönemler de olabilir. O yüzden bu soruya ben Samata'nın gol atmasından, bugünkü isteğinden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek cevaplayayım. Sorundan başlarsak enerjimiz zaten çok yüksekti. Sağ olsunlar, teveccüh gösterdiler hepsi. Tüm kulübeye geldiler, beraber oldular. Bir olmamız gerektiğini, beraber olmamız gerektiğini çok iyi bilen bir takımımız var ve değerli oyuncular. Hepsi kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğunun bilincinde, aidiyeti yüksek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Oyunsal anlamda eleştiriler mutlaka olacaktır ki biz kendi içimizde de bunu yapacağız. Ama söylemek istediğim yani her maçın ayrı senaryosu var. Her maçın kendi içinde farklı senaryoları var. Bugün set oyununu daha doğru oynamak istedik. Bright çok değerli bir oyuncu. Çok ciddi bir yatırım yaptığımız bir oyuncu. Ondan çok büyük beklentilerimiz var. Önümüzde 9 maç var. Onlarla da konuştum içeride. Herkese tek tek çok ihtiyacım var. Bu maçta biraz daha set oyununu düşündüğüm için sağ önde Sinan'la başlama kararını verdik. Sinan da elinden geleni yaptı. Bütün oyuncu arkadaşlarım, kardeşlerim de elinden geleni yaptı. Bright'a girdikten sonra bence etkili oldu ki oyuna girerken hafif bir kasında ağrısı olduğunu söyledi. Yani her maçın ayrı senaryosu var. Her maça başka oyuncuları kullanabiliriz. Önemli olan bizim oynadığımız oyunu ki bütün oyunculara bunu ezberletmeye çalışıyorum. Bütün takımla beraber çalışıyorum bu oyunu. Onlara bu oyunu ezberletirsek bu güçlü oyunu karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Her oyuncumuz bizim için çok ama çok değerli. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.